Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zula'yı oynayacağız. Türk yapımı ilk ve tek MMO FPS oyunu. Çok yakında Steam'e gelecek. Steam çıkış tarihi 8 Haziran. Ücretsiz bir oyun. Kapalı betası başladı Steam için. Başlamıştık öylesine, hani olursa deneriz diye. Zaten Steam'e gelince indirecektik ama almışlar, 100 kişi falan alınmış. Dün oynamaya başladım. Daha önce oynamıştım ama bıraktım. Yani realistik oyunlar bize uyuyor. Hani bu tarz oyunlar bize pek uymadığı için bırakmıştım. Ama tabii Steam'e geleceği için arkadaşlar, bir Türk oyunu sonuçta, ilk ve tek. Önemli olacak. Gelmeden önce, yani bilmeyenler için, çoğu kişi de bilmiyor. Ya yani bizimki de diyelim daha doğrusu. Bilmeyenler için bir bilgilendirme videosu çekelim. Madbyte Games tarafından geliştiriyor arkadaşlar. Locum Games de yayıncısı. Zaten kampanyaları vesaire bir sürü şey var. Facebook sayfasından takip ediyorsunuzdur. Yakında Espor Ligi başlayacak. Zaten burada görüyorsunuz. Şimdi Gaziantep Mülteci Kampı. Aynen, bu bayağı önce gelmiş ya. Ben dün oynadım onu da. İtalya'nın benzeri. İtalya haritasının Counter'daki benzeri. Şimdi bu oyun Steam Greenlight'ta arkadaşlar oylanmıştı. Kabul edildi doğal olarak. 8 Haziran'da çıkışını gerçekleştirecek. Şu an biz 3 Haziran'dayız. 8 Haziran'da oyunculara sunulacak ücretsiz olarak. Buradan da oynayabiliyorsunuz ama Steam'e geldiğinde daha kolay olacak tabii. Hani daha fazla kişiye ulaşacak, o da var. Buradan direkt ücretsiz olarak kayıt olup indirebilirsiniz diğer MMO oyunlarında olduğu gibi. Ben direkt oyuna gireyim ya, hiç uzatmayalım. Şimdi sunucuları seçiyorsunuz buradan. Ayarları göstermem gerekirse Üsküdar haritası bu. Türk haritaları var. Trabzon haritası var. Kastamonu haritası var. İşte Gaziantep mülteci kampını gördük. Düğün salonu falan var. İnternet kafe var. Otopark falan var. Bayağı bir harita var. Burada pek bir şey yok ya. Normal diğer oyunlarda olduğu gibi zaten. Seviyem benim 5. Az önce bir maç bitirmiştik. Kuzey Irak'ta oynamıştık. 5. seviyeye yükseldim arkadaşlar. Klan falan kurmadık zaten şu an. Herhangi bir arkadaş falan da yok burada. Steam'e geldiğinde muhtemelen çoğu kişi girip oynayacaktık. Biz de o zaman hani maç falan yaparız herhalde. Şimdi sunucu 1'e gelelim. Yani burada dolu diyor full. Metro haritası, Kıbrıs açıkları, otopark, Üsküdar sokakları, Kuzey Irak, böyle gidiyor. 16 kişilik haritalar var. Oda kurabilirsiniz. İsim koyabiliyorsunuz buradan. Şifre de koyabiliyorsunuz. Ölüm maçı aranıyor. Sabotaj, sancak savaşı, erkeslik. Az önce ben Kuzey Irak'ta sancak savaşını oynamıştım. Kastamonu kereste fabrikasını da oynamıştım. Yeni gelmiş harita. Trabzon Uzungöl, bu güzel mesela. Hatta bir klip hazırlamışlardı. İnşaat haritası var, angar haritası var, Safranbolu, Kastamonu. Size İtalya dediğim harita Gaziantep. Safranbolu haritası da arkadaşlar Dust 2'nin benzeri bir harita olmuş. İnternet kafeyi oynamadım, Kıbrıs açıklarını da oynamadım. Kuzey Irak'ı az önce oynamıştım, Üsküdar sokaklarını oynamıştım. Baya zaten oyunun favori haritalarından biri, çıkış haritalarından biri. Metro istasyonu var, düğün salonu var, otopark var, otoparkta da oynadım. Bu şekilde oyuncu sayısını belirleyebiliyorsunuz. Maç süresini, galibiyet şartını, 200 öldürmede işte alırsınız. Maç türü, normal, bıçak, tabanca falan bunu ayarlayabilirsiniz. Bende henüz silah da yok. Oyuncu sayısı vesaire bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yükseltme sistemi, ya bir sürü ayrıntı var. Şimdi bu tür oyunlar zaten böyle yapılıyor, hani yorum yapamam. Klan kurmak için klanları görüyoruz buradan. Tamam. Market var. Evet, market var. Silahlar alabiliyorsunuz buradan yine. Yine kaplamaları olan silahlar var. Profil yeğen 5. seviyedeyim. 107 kişi öldürmüşüm. Burada tüm bilgilerimi görebiliyorum arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yok ya. Neyse, biz oyuna girelim. Oynayalım. Şimdi ölüm maçı. Oo, bayağı yer yok. Güzel bir harita da istiyorum, o yüzden bayağı dolmuş bu ya. Akşam vakti ya.
Ölüm maçı, Kıbrıs açıkları. Ölüm maçı anlamsız oluyor da. İlginç isimler var. Otopark. Ya güzel bir haritada bulursam. Neyse buna bir girelim ya. Böyle bir ortam var. Gladio ve Zula adında iki tane taraf var. Yani Counter'da olduğu gibi terörist ve Counter. Zula bunlar oluyor. Müzikler güzel zaten biliyorsunuz. Burada sadece pompalı ile oynayacakmışız. 200 öldürmede maçı kazanıyorsunuz. Evet. Geldik. Hani pompa benim? Aa, pompa da mı yok bizde? Ya pompa açık değil ki bende. Ya işe bak ya. Şimdi biz Zula tarafındayız arkadaşlar. Karşıda Gladio var. Her şey Türkçe zaten, hani Türkiye'de geçtiği için. Bu çok güzel mesela. Ya ben biliyorsunuz Counter falan bıraktım hani. Ya realistik oyunları sevdiğim için, yani simülasyona yakın oyunları oynuyoruz. Oo, ne vurduk be. Aa, sakın sakın orada adam ya. Ama konuşamıyoruz galiba ya. Konuşma olayı yok. Tabii sohbete katılıyorsunuz da. Of, ne vurdular ya. Hadi be, gitti. Ya oynayışın nasıl olduğunu görebiliyorsunuz şu an. Hani hızlı ölüyorsunuz. Sesler falan tamamen farklı. Ananı ya. Aa, şey patlattı ya. Tüpü patlattı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi bende silah yok. Silah olsa pompalıyı da kullanmadım. Alışık değilim. Şu yerden aldım bunu. Buna ben kim aranıyormuş? Tabii ki ben derken Can Mert Bozkurt Dölören Mahallesi Muhtar adayı. Steam'e geldiğinde mutlaka deneyin ya arkadaşlar. Hani sonuçta Türk oyunu ve desteğe ihtiyacı var. Steam'e daha fazla kişi oluşacak hani. Global olarak yani. Lan az kalsın ölüyorduk ha. Ah be, patlattı yine. Aşağıda bir tünel var. Ah. Nasıl, ne ses çıkardı lan o? Hadi be, öldüm. Ben bayağı kasacağım ya. Çıkışa kadar herhalde bir 10 seviye olurum ha. Ona overlock çekilir diyor. Counter abi harita gelmişti, Türk haritası diye. Ellerini üzerine bulaştırdılar gerizekalı. Yok atölyede harita yapmışlar da, yok öyle koymamış da Steam. Ya yürüyün gidin ya. Yani. Bum. Bu variller çok hoşuma gidiyor benim ha. Ay. Bir dakika. Yukarı çıkış yok. Kırılmıyor tabi, dinamikler öyle değil. Aa! Ben çıkacağım buradan, şimdi diğer bir maça bakalım ya. Farklı bir haritada oynayalım. Şimdi Üsküdar haritasında arkadaşlar sabotaj, yani bomba patlatacağız. Öyle olması gerekiyor. Böyle daha iyi olur. Hem de diğer silahları görürsünüz. Gerçi bende pek bir silah yok. Sadece M4A1 var. Diğerlerini artık onlardan öldüklerini alırım. Oo, finalde. Öldü gitti ya. Bombayı A ya da B yerlerini kurabiliyorsunuz. Hadi hadi hadi. Bu el bitmeden
Bomba kuruldu. Alamayız. Oynayamam yani şu an. Gladio 2-0 yeniyormuş. Skor listesini buradan görebiliyorsunuz, tablosunu görebiliyorsunuz. Ben şu an Steam, belki vardı Steam'de katılan da, diğer oyuncularla da oynuyorum. Yani ayrı sunucular yok arkadaşlar. Hadi. Farklı oluyor insan burada oynarken ya. Ben tatlısız. Gladio kazandı. Aa. Ya video çekiyoruz, biz kazanalım. Aa, ne oldu lan? Yok be, aa niye? Neyse, ölünce seçeriz lan. Az önceki maçtan kaldı galiba. Silah. Şimdi ben burayı korudum ya. Siz gidin, tünele gidin. Allah Allah. Ne tüneli ya. Ha, şimdi aldık, tamam. Ay, gitti bu. Bu elde gitti ya. Şimdi onun seviyesi yüksekse tabii doğal olarak arkadaşlar vuruyorlar ya, öldürüyorlar, hani engelleyemiyorsunuz, öyle bir durum da var yani. Şimdi başlangıçta seviye yükseldikçe yeni silahlar geliyor da, silah satın alabiliyorsunuz belli bir sürede, işte duruyor. Dün mesela aldım, Uzi aldım ama kullanmadım. Bugün bomba işte kuruldu. Oo, adamı nasıl vurdu ya, bu sahneler biraz garip. Gladio kazandı. Lan yine kazandılar bunlar, nasıl iş bu ya? Ama şimdi görüşeceğiz. Kaç, 76 kaldı. Lider katili. Liderlerini öldürdük arkadaşlar. Yani en çok adam öldüğünü. Oğlum bak, insan yanınıza geldi. Nerede lan bunlar? Benimle gel. Sen neredesin ama? Telsiz konuşmaları var. Kardar galiba ya. İki kişi mi kalmış? Aynen. Bir kişi kaldı. Bir kişi kalmış. Zula kazandı. Evet, biz kazandık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tur bitti. Şimdi biz Gladio olacağız. Bak, bir M4 A1 çektim, ne oldu? Bomba efektleri falan hani, mesela şöyle yapalım. Sis mi attım lan ben? Geberiyorduk lan. Bomba kuruldu. Tam Gladio kurdu bombayı. A'ya mı kurdunuz lan? Ha, B'ye kurmuşlar. Herhalde. Ya böyle vurabilecekken ölmek var. Hadi hadi hadi.
Bu maç bitsin sonunda görün hani ne veriyor. Ona göre diğer haritaya geçelim. Bomba kuruldu. Enter'a bastığınızda F2 takım, F3 herkes, F4 klan, klandan adam varsa yani kendi takımınızdan kurduğunuz takımdan adam varsa onunla yazabiliyorsunuz. Hadi hadi hadi. Pek bir sohbet olmuyor ya. Ya hızlı bir oynanış olduğu için hemen herkes ölüyor veya işte hemen bitiyor maçlar. Şimdi Zula kazandı. Bombayı kur. Hadi hadi hadi. Bu adama oraya gittiler. Oraya pusarsan çöp konteynerinin arkasında. Ya ben şeyde karıştırdım ya. Şimdi Zula kazandı filan. Bomba kurma olayları değişiyor ya ondan. O görev olayı biraz değişiyor. O yüzden ben şey yaptım. Gladio kazandı. Maçı kaybettin. Maç bitti arkadaşlar. Evet. Sandığı açınca demir falan veriyor hani. Bunlar geri gelirsek herkes tek Gaziantep mülteci kampı. Herkes tek pompalı. 15-16 Safranbolu. Mesela buna bakalım. Safranbolu'yu şimdi nereden tanıyacaksınız bakalım. Güzel yani. Ama Dusty'ki. Ya kapalı beta'da ben herhangi bir hata rastlamadım ya. Bir hata falan yok. Zaten normal oynanan bir oyun. Hani yeni bir çıkan bir oyun değil. Yeni Steam'e gelsin falan. Gayet iyi bir şekilde oynanıyor yani. Sıkıntısı yok. Burası teknik ve mesleklisi. Burası Dust 2 aslında. Oha be. Yavaş. Nereden geldi? Arkadan ayıp ayıp. Lider katili. Allah Allah Allah, gelme 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 gelme. Aa, yapıştırdılar valla. Ya videodan pek bir şey anlayamazsınız yani, sadece oyunu görebilirsiniz bilmeyenler. O yüzden çıktığında mutlaka oynayın. O zaman anlayacaksın nasıl bir şey olduğunu. Yani bazı oyunlar oynamadan olmuyor. Kafadan. Tam kafadan. Headshot oluyor yani. Neyse. Hadi be, hadi be, hadi be. Ya bu ölüm maçı falan tam kafadan. Pek mantıklı olmuyor ya. Hop. Kişi. Oha. 3 kişi. Kasap o. Ben kasap olmuş adamım ya. Hadi be, silah alacaktık falan. Adamın silahı gitti, orada takıldı. Alamadım. Ondan öldüm.
Geliyor geliyor hey. Maçı kaybettin. Gitti maç. Şimdi o zaman bitirelim biz bunu. İlk videoyu böyle bitirelim. Yani genel olarak görmüşsünüzdür. Artık çıktığında siz de oynarsınız. Ben de seviye yükselteceğim. Diğer silahları gösteririm birkaç videoda. Yani bir maç yapılır sadece. Kısa sürüyor zaten. Duruma göre. Başka bir şey. Düğün salonu varmış. Ona bir girelim iki dakika ya o zaman. Merak ettim düğün salonunu. Aa, bıçakla mı? Oo. Nerede lan o? Temiz iş. Temiz iş tabi. İki kişi. Çok pislik keserim. Ya bu müzik de güzelmiş. İç savaşısım gelmiyor nedense. Gel 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 gel. 3 kişi. Ya çekilme. İyi kesti. Eli bombası. Salgısın ortaya. Görün görün efekti görün bak. Böyle bir efekt var. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma kaç. Aa arkadan vurdular. Ya oğlum. Salak mısınız ya? Çekirin gidin ya. Oba. Düğün pasası neydi? Çok hızlı oynanıyor işte. O yüzden sinir olabilirsiniz. Sultan Safir mi? Pastayı keselim pastayı. Ya gel 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 gel. O kız mıydı lan? Temiz iş. Bak bak bak. Beni niye kesiyorsun salak? Abi hey hey. Maçı kaybettin. Ya hep kaybediyoruz ya. Nasıl iş bu ya? Ya bıçak değilmiş. Düğün salonunda özellikle deneyin yani. 6 oldum arkadaşlar. Böyle böyle vurduracağız ya. Şimdi yeni bir hediyem var diyor. Sonraki level ödülü tabanca. Bu ne? Tamam dur bakın şimdi bir dakika. Set met. Şimdi. Kullanacağız bunu. Evet, set 1'e ekledik. Set 3'ü de böyle değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tamam bunu kullandık. Pasif derken bunu da neyse ona göre yok. Ya ben şimdi canım onu kullanmak istiyorum ama. Bir dakika kullandım o zaman. Bir dakika. Buradan durumunu da görebiliyorsunuz. O güzel mesela. Hoşuma giden bir şey. Bayağı dolu ya sunucular. Ha işte bu. Trabzon Uzungöl. Bunu merak ediyordum. Bunu bir oynayalım ya. Biraz uzun bir video olacak ama. Şimdi girmişken çıkmak istemiyorum. Göstermek istiyorum hemen. Yani biliyorsunuz hani buna vakit ayırmamız mümkün değil. Karadeniz pide sarayı lan Allah. Dur şimdi ben şöyle bir bakayım. Allah süper ya. Vallahi süper şu an. Şurada bir otobüs var. Ayıptır ya. Adam nereden vurmuş ya?
Ama bulursam görüşeceğiz. Tabii denk gelirsen. Şu an ben etrafı izlemekten hani gene yapıştırdı bir AWP'yle. Adamda AWP var, bizde yok ki. Bizde var ama onunla pek vurulmuyor ya. Ama diğer Kuzey Irak haritasında onunla oynadım böyle uzaktan. Katil avcısı. Katil avcısı. Bu en çok öldüren mi? Affetmem ya. Bize bir karışık bir de. Dur la, sıkma, yemek söylüyoruz. Ayıp ya, ayıp ayıp. Kelle avcısı. Ya ayıp ayıp. Bir dakika, şurada iki tane iki bite söyleyeceğiz yani, sen de gel ya. Beyler şurayı bir kollayın, ben gideyim söyleyeyim sonra. Dur menüye bakalım ne varmış. Yöresel yemekler, rüzgar çeşitli tatlı çeşitleri. Vallahi bak gelmeyin buraya, vallahi gebertirim hepinizi. Odun ekmek, Karadeniz köy ekmeği. Ayran nerede la? Bu ayran mı? Bu süt değil mi? Ayran da. Garip bir şey olmuş. Tuzluklar falan. Tam kafadan vurduk. O zaman biz bitirelim arkadaşlar bu videoyu. Bir sonraki Zula videosunda görüşmek üzere. Ne zaman yayınlanır bilemem. Tabii çıkış günü yine mutlaka bir video çekmeye çalışırız ama hani yaptığım maçlardan böyle kesitler aktarabilirim. Ya pek de zor olmuyor açıkçası hani. Sonuçta hemen oynanabilecek bir oyun. Counter gibi değil mi? Yapıştırdılar gene işte. Böyle yapıyorlar adamı. Bir dakika şunu da bir sıkayım ya. Bir adam vurayım ben, öyle gitmeyeyim, dur. Dur. Şimdi. Hah tamam. Bir tane daha vurayım. Allah için bir tane daha. Oh burada yemek isterdim. Lider tamam katil. Bir tane vurduk, çekil ya. Kişi. Şimdi kasap olacağım, durun. Kasap da olayım. Hadi be, kasap olamadık. Burada işe girecektim filan ben, o yüzden. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.